Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle son zamanların yükselen trendi soğuk baklava çekiyoruz. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 1 paket 800 gramlık baklavalık yufka, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı ceviz, şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz krem şanti, üzeri için bitter çikolata, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pudra şekeri. Şerbetimize öncelikle suyumuzu ve şekerimizi koyarak başlıyoruz. Süt daha sonra ilave edilecek. Öncelikle suyumuzu ve şerbetimizi kaynatıyoruz arkadaşlar. Ocağımın altını yakıyorum. Baklavamızı yapmadan önce şerbetimizi hazırlıyoruz ki kıvamını alsın ve şerbetimizi kaynattıktan sonra baklavamıza ilave edeceğiz arkadaşlar. Şerbetimiz ocakta kaynarken bir taraftan da tereyağımızı eritiyoruz arkadaşlar. Tereyağında da dikkat etmemiz gereken olay, üzerindeki köpüklerini alacağız. Biraz saf bir tereyağı elde etmek istiyoruz burada. Baklavanın içine sade tereyağı gibi bir şey düşünün. O şekilde ilave edeceğiz. Tereyağımı burada eritiyorum ve daha sonra sıvı yağ ilave ederek baklavama başlayabileceğim. Köpükler üzerine çıkmaya başladı ve kaşığın ucuyla topluyorum. Evet. Şerbetimiz de kaynamaya başladı arkadaşlar bir tarafta. Onu da şimdi altını söndürüp sütünü ilave edeceğim. Ve o şekilde duracak şimdi orada. Tereyağının güzelce üzerindeki köpüklerini alın. Baklavamızın lezzetine yansımasın bu üzerindeki tatlar. Çünkü tereyağı sadeleştiği zaman çok lezzetli oluyor baklavada. Yani tereyağlı baklavalar bile aslında sade yağla yapılıyor. Direkt evde kullandığımız tereyağı buna uygun değil arkadaşlar. Bu şekilde yağının köpüğünü aldım üzerinden. Şerbetimiz kaynadı ve ocağın altını kapatıyorum. Artık bir miktar soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Sütümüzü ve krem şantimizi daha sonra üzerine ilave edeceğiz. Baklavaya fırından çıktıktan sonra şerbetini verebileceğiz. Arkadaşlar benim kare bir tepsim var. Baklava yufkama birazcık dar geliyor. Onun için yanlarından hamurumu keserek ayarlıyorum. Tam da ölçüsüne göre olmasın. Bunu birazcık geniş bırakın. Dışlarından doğru. En son döşediğimizde baklavalarımız bıçakla yan taraflarını içeriye doğru alacağız çünkü arkadaşlar. Buna dikkat edelim keserken de. En sonunda diğer tarafını da ayarlıyorum. Bir miktar da burasından. Hamurlarımı yandan çıkarıyorum. Sadeleştirmiş olduğum tereyağımı üzerine sıvı yağını ilave ediyorum arkadaşlar. Böyle bir karıştıralım. Özellikle fırçayı elime aldım ki baklavanın üzerine fırçayla serperek tereyağımızı dağıtacağız arkadaşlar. Şimdi tepsimizi şöyle bir yağlayalım. Hem lezzet açısından hem de baklavamızı keserken çok gerekli bu işlem arkadaşlar. Hamurumu alıyorum. Ve tepsime döşemeye başlıyorum arkadaşlar. En alt katına koyduk. Üzerine bir kat daha ilave ediyorum. Ve üzerine baklava yağımı serpiyorum. Normal baklavada çıtır çıtır bir lezzet verir arkadaşlar bu tereyağı. Ama tabi soğuk baklava sütle şerbetlendiği için yumuşak bir lezzet oluşuyor. Bu çok farklı bir tat. Ama tabi tereyağının da lezzeti mutlaka çok önemli bunda. Onun için her iki kat döşemede bir yağ sürelim baklavamıza. Yine böyle koydum. Hamurumuzun yarısına gelene kadar bu işleme devam edeceğiz arkadaşlar. Tam yarısına geldiğimizde iç malzemesi artık ceviz, antep fıstığı, fındık ne kullanmak istiyorsanız o size kalmış. Ben bugün ceviz kullanacağım. Arkadaşlar yarısına kadar yufkalarımı ulaştırdım. Üzerine tereyağını sürdüm. Ve şimdi cevizimi atarak devam ediyorum. Cevizlerimi biraz şöyle iri doğradım ki dişe gelsin arkadaşlar. Normal baklavada ince çekin ama bu tip tatlılarda, güllaçtır, sütlü tatlılarda cevizi birazcık daha diri tutarsanız
daha dişe gelir, lezzetli bir şey elde edersiniz. Tamamen her tarafa serdim cevizimi. Ve tekrar yufkalarımızı üzerine dizmeye başlıyorum. Aynı şekilde tereyağımızı da atıyorum. Tereyağımızın fırında pişerken de kabarmasını sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Onun için arasına mutlaka tereyağını veriyoruz. Hamurlarımızı tamamen üst üste yığdım arkadaşlar hepsini. Tam yarı katından cevizini attıktan sonra üzerine kalan hamurları yaptım. Ve bıçak yardımıyla şimdi topluyorum arkadaşlar yanlarını. İçeriye doğru bastırıyorum. Buraya çok dikkat edin. Baklava tamamen içeriye girecek hamur. Ve en son kalan yağları tekrar buralara dolduracağız arkadaşlar. Tereyağımız tamamen kaplanacak üzerine. Şimdi alıyorum buraları. Sade yağını bolca sürün üzerine arkadaşlar. Fırında pişerken çıtır çıtır olması için bu çok gerekli. Kabarabilmesi için çok gerekli. Ve tekrar son olarak yine bıçağın yardımıyla kenarlarını iyice düzeltiyorum. Tereyağımızı verdik arkadaşlar baklavamıza ve ortadan artık kesmeye başlıyorum. Çeviriyorum, diğer tarafından bıçak atıyorum. Uzunlamasına 4 bıçak atacağım ben arkadaşlar. 4 dilim yapacağım. 3 bıçak atıp 4 dilim yapacağım. Ve daha sonra diğer dilimlerini ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Bıçağınızı hafif hafif çekerek kesin arkadaşlar. Baklava dilimleri dağılmasın. Evet arkadaşlar, baklavamızı dilimledim ve şimdi artık fırınıma vereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırınımız olacak. Fansız olacak. Fan kullanmıyoruz çünkü üzerindeki yaprakları çok ince olduğu için uçma yapabileceğini düşündüğümüzden dolayı direkt fansız fırına atıyoruz. 180 derecelik fırında 35 dakika pişireceğim ben toplamda. Evet arkadaşlar, fırından tatlımızı çıkarttık. Baklavamızın bir miktar soğumasını bekleyeceğiz şimdi. Şerbetimiz de o tarafta soğuk. Ve şerbete sütünü ilave ettim ben. İçine bir miktar da krem şantisini ilave edeceğim. Krem şantiyi içine koymamdaki maksat lezzeti daha çok arttırması. Buna çok hoşuma gidiyor benim krem şantiyle tadı. Şimdi soğumaya bırakıyoruz tatlımızı. Evet arkadaşlar, baklavam soğudu. Şerbetim de burada bayağı ılık vaziyette. İçine dediğim gibi krem şantiyi ilave ediyorum. Ve bir çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum arkadaşlar. İyice dağılmasını sağlıyorum şerbetin içinde. Bu lezzete inanılmaz boyut katıyor. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet, şimdi artık tatlıma şerbetimi verebilirim. Baklava çıtır çıtır oldu. Her tarafına eşit miktarda koyalım. Şerbetimiz iyice her tarafına yayılsın. Şimdi üzerine süsleme aşamasına geçiyorum. Üzerinde kuvertür çikolata kullanıyorum öncelikle arkadaşlar. Her tarafına güzelce çikolata gelsin, yayın bu şekilde. Kuvertür çikolatayı kullanın mutlaka. Lezzeti gerçekten inanılmaz oluyor. Tamamen gezdirdim her tarafına. Ve şimdi pudra şekeriyle karıştırdığım kakaom var arkadaşlar. Pudra şekeriyle karıştırdığım kakaomu da üzerine elemeye başlıyorum. Hani süt tozuyla kakao falan karıştırılıyor, ben bazı videolarda izliyorum ama biz normalde pastanemizde de bunu yapıp satıyoruz bu şekilde. Ve insanlardan dönen tepkilere göre pudra şekeri daha bir lezzet veriyor. Kakaoya daha böyle bir tatlandırıyor. Öbürü çok yavan kalıyor diyorlar. Ve ben bunu deneyerek bu şekilde daha güzel olduğunu gördüm. Evet, son halini böylece yaptık. Bu kadar yeterli. Ve son olarak Antep fıstığım var benim burada.
Antep fıstığıyla dekor yapmak istiyorum üzerine. Bütün dilimlerin üzerine nokta nokta koyun arkadaşlar. Görüyorsunuz şahane bir görüntü oluşturuyor hemen fıstık gelince. İnsanları inanılmaz cezbediyor ve lezzetine lezzet katıyor. Son halimiz bu arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Oo, çıtırtıyı duydunuz değil mi arkadaşlar? Şahane bir lezzet. Gerçekten mükemmel olmuş. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.